Eren Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız Mert Bey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Tekrar bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Ve Eren Bey, sizlerle başlamak istiyoruz. Baba oğul devam ediyorsunuz burada. Tabii evet. Üçüncü ve dördüncü kuşak karşımızda duruyor. Evet. Sektöre nasıl girdiniz? Hikayenizi sizlerden dinleyelim Eren Bey. Sektöre babamgil bu mesleği uzun yıllardan beri yaptığı için ben de bir üniversite bitirdim. İkinci hukuk fakültesinden ayrılarak bu mesleğe devam etmeye karar verdim. Ve iyi ki öyle yapmışım ve mutluyum. Oğlumun da bundan sonra devam edecek olması beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, tabii oğlunuza farklı yerlere getirecek markayı. İnşallah. Çalışmalara başladık bununla alakalı. Siz üçüncü kuşaksınız. Evet. Büyük dededen geliyor o zaman. Evet, evet. Peki. Dedem. Büyük dede bu arada Çankırı'da başladı değil mi? Tabii, Çankırı'da başladı. Efendim, ilk başlangıçları yağcılıkmış. Sonradan kahveye başlamışlar. Ve şu an kullandığımız makine dedemizin aldığı İstanbul'dan Türkiye'nin ilk kavurma makinesi olarak aldığı bir makine. Halen odun ateşinde özellikle devam ediyoruz kahvemize ve Türkiye'nin her tarafından yoğun talepler aldığımızı da belirtmek isterim. O bakımdan da çok mutluyuz. Evet. Karpuzcu markası da soy ismimizden geliyor zaten. Evet. Mert Bey, sizleri de biraz tanımak istiyoruz. Tabii, ben Mert Karpuzcu. Ben de dördüncü kuşak olarak şu an devam ediyorum. Ben üniversiteyi bitirdim. Hukuk fakültesini. Avukatlık ruhsatımı aldım. Ama şu an devam için, yani çok yaygınlaşmış bir kültür artık. Çankırı'nın bir simgesi haline gelmiş. Karpuzcu kuru kahvesi. Devam etme kararı aldım. Bu markanın devamı için, bu ismin devamı için. Şimdilik ben de çok memnunum. İnşallah bakalım hayırlısı ileride neler olur. İnşallah güzel olur her şey sizin için. Çankırılı biliyor ama diğer yerlerin de bilmesi için başladık çalışmalara. Peki biraz kahvemizden bahsedelim o zaman. Odun ateşinde oluyor dediniz. Evet, evet. Odun ateşi ve büyük emekle yapılan bir kahve. Ve bunun kıymetini Çankırılılar biliyor. Çankırı'da yaşayıp da dışarı giden herkes biliyor. Onun için dışarıda kaldıkları, Çankırı dışında oldukları sürece devamlı bizden kahve talep ediyorlar. Bu da bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Odun ateşi lezzetini zaten unutmak mümkün değil. Kargo aracılığıyla her yere yönlendirebiliyor muyuz evet, o zaman? Evet, evet. Güzel. Peki içiminden biraz bahsedersek, biz tatma şansımız oldu yumuşak içimle. Evet, yumuşak içimle. Biz çok koyu kavrum yapmıyoruz. Çok triyakiler koyu kavrum severler ama biz orta kavrum yaptığımız için genelde büyük bir beğeni elde etmiş durumdayız. Bu orta kavruma da devam ederek işimize devam etmek istiyoruz. Evet. İşimiz kahve ama yanında tabii aktar da var. Ayrıca aktar ürünleri var. Baharat, pasta malzemeleri, işte şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel kozmetik ürünleri hepsi mevcut. Yani 700-800'e yakın kalem malımız bulunmakta. Hı hı. Ama en iddialı olduğumuz şey kahvemiz. Tabii kahvemiz lokomotif fiyatı. Çok güzel. Peki nelere dikkat ediyoruz burada hizmet sunarken? Yani öncelikle anahtar kelime güven. Müşterilerimizin bize yıllardan beri duyduğu bir güven var. Bizim talebelerimizden beri gelen. Onu mahcup etmemek adına bu güven çerçevesinde biz de malı aldığımız yerde ya da ürünlerimizi hazırlarken dikkat ediyoruz. Çünkü işimiz biliyorsunuz gıda işi. Zor. Zor bir iş. Mal alırken de çok titiz olmak gerekiyor. Bizim zaten uzun yıllardan beri bu sektörde olduğumuz için mal aldığımız yerler belli. Yıllardır güven içerisinde aynı kalitede, aynı temizlikte ürünleri sürekli temin ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Bundan hani taviz vermiyoruz. Müşterimiz de bunu sağ olsunlar takdir ediyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Kahvenin ham maddesi nereden geliyor bu arada? Kavrumunu biz yapıyoruz. Kahve çiğ şekilde Brezilya'dan geliyor. Biz de çiğ şekilde alıyoruz zaten. Kendimiz kavuruyoruz. Burada en büyük şans müşterimizin sürekli taze kavruluyor kahve. Bir iki gün dinlenme süresi var. Sonra taze şekilde öğütülüyor. İçime hazır hale geliyor. Evet. Sürekli taze şekilde kahve bulabiliyorlar burada. Çok güzel.
kargo aracılığıyla her yere gidebiliyoruz dedik. Peki internetten nasıl ulaşabiliyorlar izleyicilerimiz? İnternetten Facebook adresimiz var. Kartucu 1927 olarak ulaşabilirler Facebook'ta. Instagram hesabımız da var. Aynı şekilde Kartucu 1927. Ayrıca telefon numaramız 537-723-64-32 şeklinde. Oradan 24 saat ulaşabilirler bizlere. Evet. Yumuşak içimli kahve sevenler özellikle mutlaka tabii. Bu kahveyi tatmalı diyoruz. Evet. Kargo aracıyla her yere gidebiliyor. Yeni projelerinizde neler var peki? Şube olacak mı? Yani şimdi asıl ana şubemiz yukarıdaydı zaten. Eski tarihi çarşıda. Orayla ilgili bir herhalde belediyemizin de bir yenileme çalışmaları olacak. Orayı hani eski ana merkezimize tarihi bir dükkan açmak istiyoruz nostaljik bir havada. Güzel konsept bir dükkan. Bakalım Allah nasip ederse orada da yani eski şekilde özellikle eski müşterilerimizin talep ettiği şekilde orayı da hizmete açacağız inşallah. Dede zamanında orada kuyruk oluyormuş değil mi? Evet. Çok evet. Güzel. Belki içmeleri için bile bir ortam yaratılabilir. Sunum yapacağız. Bir teras kahve. Dükkanımızın üstünü taras şekline getirip hem altta kavurup hem içim hem de bir terasta daha hem Çankırı manzarası seyrederek güzel bir ortam sağlamaya çalışacağız. Çok güzel. Peki Çankırı'ya yol düşenlere neler söyleyeceksiniz? Çankırı'ya gelenlerin kahvemizi tadına baksınlar, buyursunlar, misafirimiz olsunlar, kahve almadan dönmesinler. Karpuzcu markasını gördüklerinde gün rahatlığıyla zaten uğrayabilirler. İller. Peki sizler neler söyleyeceksiniz Eren Bey? Buraya kadar gelip bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de sizleri ağırladığınız için. Biz de yıllarca verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. Evet. Biz de sizlere başarılar diliyoruz o zaman bu yolda. Davette çıkarmış olduğumuza göre izleyicilerimize teşekkür edebiliriz. Çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.